Polat Yalova Güzellik Merkezi'nin sunduğu Ajanda programına hoş geldiniz. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sponsorluğumuz hayırlı olsun. Evet, hepimize Artık. Hayırlı olsun. Evet. Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi. Valla çok güzel bir sponsorluk Bence oldu. De güzel. Yani bugün belki daha da güzeliz şu anda. Evet, ben biraz yorgunum işten dolayı ama Güzellik Merkezi. Her kadına lazım. Kibriköy'de. Evet, Huzur Sokak'ta. Evet, çok önemli. Bir kere güzellik şart. Kadınlar çünkü tarih boyunca her zaman güzel olmayı çok önemsiyorlar. Bizim de bu sponsorluktan dolayı çok mutluyuz. Evet, yüzümüzde güller açtı. Evet, çok biz de daha sponsorluğu alır almaz çok güzelleşmeye başladık. Evet, bir süredir konuşuluyor, paylaşmamıştık. Aynen evet. Öyle çok mutlu olduk. Evet. Sevgili Hilal'e de çok teşekkür ediyorum çok teşekkür bu arada. Ediyoruz, çok tabii teşekkürler, ki. Sağ olsun. Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi. Sağlığınız bizim bakımımız. Dilan Polat Yalova Çiftlikköy Huzur Sokak'ta. Dilan Polat'ta tecrübeli ekipten tedavi görün. Sizin sağlığınız ve rahatlamanız bizim için her şeyden önemli. Tecrübemiz, bakım taahhüdümüz ve harika tesislerimizle şehrin en iyisiyiz. Bağlılığımız size sunduğumuz kapsamlı bakımda kendini göstermektedir. İletişim uzmanlarımızdan bilgi alıp hemen randevu alın. Randevu ve bilgilendirme hattı 0850 308 54 77. Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi. Aramıza katılın. O zaman şöyle hemen bir bakıyorum defterime. Evet, bu haftaya başlayalım. 6. haftadayız. Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne de çok güzel kampanyalar var. Evet. Güzel konular da geldi aslında. Bu hafta ona denk geldi. Rüzgarla Salınan Nilüfer. Nilüfer, evet. Hemen geçiyorum o zaman. Haftanın filmiyle başlayalım o evet. zaman. Seren Yücel'in ikinci filmi Rüzgarda Salınan Nilüfer, günümüz sosyal hayatının dayatmalarına ve çaresizliklerine bir bakış sunuyor. Hı-hı. Üst orta sınıftan Handan ve Korhan'ın küçük burjuva sıkıcılığında yaşanan hayatlarının etrafında, onların da böyle kendi sıkıcılıklarını etrafına yaymaya çalıştıkları bir halleri var. Seren Yüce günümüz yetinmezliği, sosyalleşmek adına mekanlar keşfedip oralarda vakit geçirmek, arkadaş buluşmaları, bu çok biz normal hayatımızda da görüyoruz. Küçük burjuva hayatının açmazlarını gösteriyor aslında filmde bize. Sen ne dersin? Şimdi şahane bir film. Ben bu filmi seçerken, şimdi bir önceki filmi çoğunluğu izlemiştim ve çok beğenmiştim. Bunu da çok merak ettim açıkçası. Önce açtım, 2 saate yakın bir film, çok beğendim. 159 dakika olması lazım. Evet, bayağı uzun. Oldukça beğendim. Hem küçük burjuva hem orta sınıfa çok ciddi bir eleştiri. Yani günümüzü bu kadar iyi yansıtan... Bir kere iyi bir gözlemci Seren Yüce. Evet, kesinlikle. Zaten hani artık iyi bir gözlemci olduğunu bildiğimiz bir yönetmen. Şahane bir konu. Konu hem çok duran, ilerliyormuş gibi görünüyor... Aynı zamanda çok mizahi tarafları da var. Küçük kesinlikle yani. İnce mizahlar var. Evet, ve modern dünyanın dayattığı o insanın arayışı, yani onu mu yapayım, bunu mu yapayım, yoga mu yapayım, işte kitap mı yazayım falan filan, buna harika bir yerden bakıyor. Bütün o kafa karışıklıklarını bir kere çok iyi aktarmış. Çok. Yani şimdi kitabın, filmin adı ve ya filmin adı zaten çok eğlenceli bir yere bağlayacak. Evet. Yani bir kere kendi deneyimlemediğimiz şeyleri bir kere bence de çok iyi bilemeyiz. Biraz karakter, baş karakter de onlardan biri. Ben bütün oyunculukları bir kere çok duru ve çok yalın buldum. Çok keyifli. Çok keyifliydi.
Yani böyle öyle bir akın ki film, hem bir taraftan böyle sakin ama bir taraftan da hızlı bir film. Yani aslında yani kendi ediyorsun. Dinamiği kesinlikle aslında içinde çok iyi ayarlanmış bir film. Yani dışarıdan bakınca ilk etapta hani senin dediğin gibi evet böyle yavaş bir film gibi. Hiç alakası yok ama. Hiç alakası yok. Yani hep bir adım sonrasını ki merak ettiriyor. Ki sen de mutlaka yolladığında ilk önce bir görmüş olabilirsin başlayınca değil Başlarken mi? Başlarken hani yavaş bir film mi acaba diye düşündüm. Çünkü öyle bir hissiyat uyandırıyor. Bir de o teknolojinin içinde yok olan aile kavramı yani herkesin o telefona ve ekrana gömülme halini, o iletişimsizliği muhteşem anlatmış bence. Ben çok beğendim. Bu arada yani. Tabii Tolga Tekin ve Songül Öden başrolleri çekiyorlar. Diğer oyuncularımızı da söyleyelim. Tülay Günal, o da çok iyiydi bu arada. Eraslan Sağlam, Duru Lal Paker, Taha Yusuf Tan, Serpil Göral, Ayşe Tuna Boloğlu, Esme Medra, Serkan Keskin de var. Esme Medra oynuyor. Aynen. Evet, Serkan Keskin de var. O da benim için sürpriz oldu. Bakmamıştım. Şimdi Seren Yüce zaten çok sevilen bir yönetmen. Ve Sezin Bozacı, onu da atlamadan hemen söylemiş olayım. Şimdi artık zaten böyle hikayelerin ben daha fazla gelmesini bekliyorum. Bu yaşadığımız dünya hızla değişen teknoloji dünyasında bu kopan iletişim aile yapılısına nasıl yansıyor onu anlatan filmler. Bir yerde de modern masallar geliyor yani mesela kafasının karışıklığı, işte espressodan latte'ye geçmesi bile hani çok ufacık şeyler ya da o kitabın giriş cümlesini yazma bölümü özellikle çok eğlenceli, şimdi söylemeyelim burada. Çok, bu haftanın filmi çok güzel, adı da çok güzel. Rüzgarda Salınan Nilüfer, herkese tavsiye ediyoruz. Böyle ailecek oturup izlenecek bir film. Bu arada Seren Yüce, Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu'nun asistanlığını yapmış ilk başladığında. İkisi zaten benim için Fatih Akın. Ha, kesinlikle. Ya Yeşim Ustaoğlu da çok büyük yönetmenler ikisi de. Oradan yani, geldi. Oradan geldi işte. Evet. Onun için söylemek istedim. Bu arada Çoğunluğu da tavsiye edelim. Tabii. İlk filmi, o da çok ödüllü bir film. 2010 yılında ilk filmi Çoğunluk. Hı-hı. 67. Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı ödülünü almış. Çok iyi 47. film. 47. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almış. Evet. 40. Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü almış. Evet. Bunları da yani karşımızda iki tane çok iyi filmi olan Seren Yüce var. Bu haftanın filmi Rüzgarda Salınan Nilüfer, gelelim kitabımıza. Evet, Takva da onunmuş bu arada. Hmm, onu yok. Yanlışım yönetmenliği var. Burada filmografi de öyle gösteriyor. Yönetmen yardımcılığını yapmış olabilir. Evet, Masum, olabilir. Yönetmen Masum değil. Masum dizisinin yönetmenliğini yok, yapmış değil, mesela. Takva, çünkü Takva'yı da izledim. Aha. Evet. Bu arada afiş de çok, ben afişi de çok ilginç buldum. Evet. Filmi izleyince tabii çok örtüşüyor, örtüşüyor yani. İlk başta hani acaba diyorsun ama çok beğendim. Rüzgarda Salınan Nilüfer. Evet. Gelelim kitabımıza. Kitabımız. Kitabımız elden ele geziyor bu aralar. Merve'deydi. Evet, bana geldi, sana gelecek. Evet, sıra bana gelecek. Meyhanede Hanımlar. Evet. Hüseyin Rahbi Günpınar, Meyhanede Hanımlar kitabında Cumhuriyet sayesinde kadınların kazandığı özgürlüğün sosyal hayata yansımasını, çerçevesini kimsenin tam olarak bilmediği içki yasaklarını, sanatta taklitçiliği mizahi bir dille anlatıyor. Bir kere bir ön sözü var. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk Edebiyatı'nın zaten çok önemli yazarlarından biri. Çokça da kitabı basılıyor. Hı-hı. Şimdi kitabın girişi de çok güzel. Bir yazar yazmış, şimdi hatırlayamıyorum. Çünkü kusura bakmasınlar, biraz yorgun bir hafta geçirdim ben işten dolayı. Kitap kısacık bir hikaye yani. Böyle oldukça böyle uzun bir öykü gibi, biraz novella gibi tarz olarak bir, hem kadın hayatına baktığı bir yer var, hem de o işte meyhanede o yasaklardan sonra kadınların böyle ummadığım bir yere evrildi ben okurken. Yani o hikayenin oraya varacağını düşünmemiştim ama çok keyifli bir dili var. Yani yaklaşık böyle yarım saat 40 dakikada okulan bir kitap yani. Hızlıca tabii. Bana da buradan böyle o kitap evinin çalışanı tavsiye etmişti. Alkolik bir arkadaş. Ben kitap evinde çalışanların önerisini çok önemserim. Yani sürekli kitap soluyan insanların kitaplarla ilişkileri biraz farklı. Yani. Evet. O yüzden bu hafta o kapak bir kere şahane değil çok, mi? Çok çok tatlı. Hani direkt tabloda. İş Bankası yayınlarından. Nefis yani. Hüseyin Rahmi Gürpınar yazar olarak da oldukça ilginç bir yazar. Heybeli adı da yaşıyor. Yabani'yi yazmış. Pardon.
Elbilada'da yaşıyor. Evet, evet, evet. Evi var. Zaten kime sorsanız gösteriyormuş. Biz onun müzesini orada söylememiş miydik acaba? Hiç hatırlamıyorum. Şimdi bakmak lazım. Bir evet, dönüyorum. Diğer programlara bakmak lazım. Bir ara bir lazım. Zaten Filiz yapacağım yani nerede ne var diye. Evet. Aynen. Seyircilere de buradan sözlü notu olsun. Evet, aynen. Var mı bir şey? Hüseyin Rahmi Gürpınar müzesini acaba söylemiş miydik? Hangi programda söylemiştik? Söylemediysek de bir programda kesin söyleriz yani. Efsuncu Baba, Kuyruklu Yıldız, altında çok, bir... Çok. İzdivaç. Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaçı evet. Zaten bilmeyenimiz yoktur yani. Bu topraklarda yaşayan herkes biliyordur. Kaynanam nasıl kudurdu? Mürebbiye, Şeytan İşi, İffet, kesinlikle Kedim çok. Nasıl Öldü, Şıp Sevdi gibi birçok. Hüseyin Rahmi Gürpınar bence gençler pek tanımıyor ama çok ilginç bir yazar. Yani çok ilginç bir yazar. Böyle o yüzden bakmak lazım. Yani hep böyle yeni çıkanlar falan tabii değil. Bazen değil. Böyle bir geriye dönüp bakmak lazım. Yani böyle bir yazar neler yazmış diye. Ki böyle hani çoğunlukla tabii yeni nesil küçük. Şimdi daha yeni nesil kitaplara yöneliyor. Evet. İster istemez. Ki bu çok eğlenceli bir kitap mesela. İşte belki bizim programımızın da öyle küçük bir faydası umarım vardır. Olur. Onun hani, için yapıyoruz zaten evet. Özellikle. Evet. Hani diğer kitaplara da buradan bakmaları için belki bir ışık oluyoruz. Aynen öyle. Sevgiliriz. Gelelim çocuk kitabımıza. Bu da çok tatlı. Hayalden Kaleler. Evet. Yazar Oliver de Salmoniak olabilir. Biz de ikimizin de yabancı dili olduğu için sıfır. Kusura bakmasınlar telaffuzda bir sıkıntı olabilir. Resimleyen Maria de Sale, çeviren Damla Kellecioğlu ve Tudem yayın evinden çıkıyor. Çok iyi bir yayın evi. Tek başıma okumaktan korkuyorum. Neye benzer gelecek? 7-10 yaş arası aile ilişkileri ve hayal gücü temaları işlenmiş kitapta. keyifli bir kitaba benziyor. Çok fazla tabii şey bulamadım yabancı bir kitap olduğu için. Hayalden Kaleler deyince insan aklına hemen zaten kumdan kaleler geliyor. Yani bu herhalde bir evet. Plaj ritüelinin olmazsa olmazıdır. Çocukların kırılgan dünyasını olağanüstü bir incelikle yansıtan şiirsel bir roman harika. Diye yazmışlar. Çok keyifli görünüyor. Bence hayal olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani galiba biraz işte yaşadığımız çağın hızı biraz hayal kurma ve hayal etmeyi birazcık örseliyor diye düşünüyorum ben. Evet. O yüzden pek hayal, mesela ben kendimde bile onu yaşıyorum. Yani bazen hayal kurmakta zorlandığımı fark ediyorum. O yüzden çocuklara da... Hayat biraz bu dönemde özellikle son dönemde, son birkaç senedir. Bir de üzerine pandemi falan. Evet, o pandemi zaten şey yani önümüzü sekteye görememekten ya. Evet, kaynaklı. Maalesef. Hayal kurmayı değil... Günü yaşamayı bize seçtirtti bir anlamda. Yani hiçbir şey olmasa bile şu kapağı gördüğümüzde yani işte çocukların yani halinden anlıyoruz yani. Tabii. Bir şey hayal ediyorlar ve onu gerçekleştiriyorlar. Özellikle çocuklara, çocuklar noktası ki çocuklarla ilgili noktaya geleceğiz. Biz de bu hafta güzel bir şey yapacağız çünkü... Çocukların mutlaka hayal etme imkanı yaratılmalı. Çünkü mutlaka. Çocuklar geleceğimiz çok her şeyimiz. Çok hazıra kondurulmamalı çocuklar. Asla. Şimdiki dönem biraz öyle. Ne yani yazık ki. Ne ben yazık kendi ki. Oğlumu büyütürken de ister istemez onu fark ettim. Aynen öyle. Bir şey istiyor, kırmamak için alıyorsun ama hemen vazgeçiyorlar. Evet, o yüzden sıkılıyorlar. Sıkılıyorlar. Her şey ellerine geldiği için aynen sıkılıyorlar. Öyle, aynen. Ama biraz mücadele etseler, onun kesinlikle. Hayalini kursalar, düşünseler, o zaman ona ulaştıklarında daha... sahiplenici olabilirler bence. Kesinlikle. Yani o süreyi öyle. Vermek lazım. Tabii, yani mutlaka. Her şeyin bir bekleme süresi var çünkü. Mutlaka. Yani mesela, hayatta hiçbir şey bir anda olmuyor. Ben Özgür'e şöyle yapardım. Oğlum bugün derdim bakma günü. Hani alım günü değil. Almayacağız evet, evet. Onu şey. Yapan çok insan bakardık. Var. İşte belki bir hafta sonra paramız olduğunda ya da uygun evet. olduğumuzda derdim ki bugün alma günü. Ama oradan oraya gelene kadar kurduğu hayaller ona ulaşmak için belki kendi içinde çabaları, düşünceleri onu bugün bence aynen. güzel bir yere getirdi. Evet, çok güzel bu haftanın çocuk kitabı Hayalden Kaleler. Hazır çocuk kitabından bahsederken... Kendi işimizden bahsedelim. Kendi işimizden de bahsedelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ekrana da verecekler. Aynen, bekliyoruz şimdi. İşte evet. burada. Sürpriz. Biz haftalardır biliyoruz ama... Tabii ki. Evet. Hatta aylardır biliyoruz. Aynen. Bir ertelenme olmuştu bununla araya ilgili. Yaz girdiği için. Aynen. Safalı Yılmaz Tüzün Açaç Çocuk Kütüphanesi Yalova'mızda yıllardır bulunan bir kütüphane çocukluğumuzdan beri. Bazen çünkü burayı söylüyoruz. Aa orası kapanmadı mı diyorlar. Hayır arkadaşlar kapanmadı. Ve hala ve bence üstüne katarak çok keyifli bir şekilde ilerliyor. Aynen, çok aynen. güzel
çocuklar ve anneler için projeler de üretiyorlar. Bu bizim gönüllü bir işimiz Dilek'le birlikte. Tamamen gönüllülük üzerinden tasarladık. Sevgili Süheyla Hanım, teşekkür ediyoruz ona burada. Birlikte. Onun fikriyle biz birlikte bu cumartesi günü 9-13 yaş ve huzurevi sakinleri birlikte çok merak ediyoruz aslında. Sessiz kitap. Şimdi içeriğini söylemeyelim. Evet, o da sürpriz olsun gelenlere. Yalnız şunu belirtelim, katılım sınırlı. O yüzden irtibat numarasına ulaşırsanız. Mutlaka. Çünkü bizim için hayatımızda çok hoş bir deneyim olarak bu gelecek. Daha önce de böyle şeyler yaptık. Çocuk tiyatrosu yapıyoruz çocuklarla çok tabii ki yaptık. Ama şimdi İkimiz de dramacıyız bu arada. Onu da belirtelim yani. Yani çocuklarla huzurevi sakinlerinin çok bir arada olması. Çok heyecanlıyım. Çok hani bizim için de farklı bir deneyim kesinlikle, olacak. Kesinlikle. Eminim onlar için de öyle olacak. Çok heyecanlıyız gerçekten. Biz zaten bir şey yapmadan önce hep çok müthiş bir heyecan oluyor. Hani çok merak ediyoruz o hayatımızda nasıl bir anıya dönüşecek. Evet. Bu hafta bekliyoruz. Gelebilenleri, yani Yalova'da olanları, evet, çocuklarıyla beraber bekliyoruz. Evet. Diyoruz ve oyunumuz mu? Yok. Önce sergi. Ben de bir an bu tarafa yazmışım. Sergi ya da müze olması bir lazım. Bir kere unutmuştuk aynen. Hatırlıyorsan. Evet müze. Ben yine mi unuttuk acaba diye. Sadberk Hanım Müzesi. Bu çok ilginç, evet. Ben ilk defa duyuyorum açıkçası. Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde Sarıyer Büyükdere'de Azaryan Yalısı olarak adlandırılan yapıda Vehbi Koç'un eşi Sadberk Koç'un anısına onun kişisel koleksiyonu sergilemek üzere açılmış, hı hı, Türkiye'nin ilk özel müzesi. Zaman zaman yine bu müzede sergiler de gerçekleşiyor. Hı-hı. Çarşamba günleri kapalı. Çok şaşırdım. Hani biz alışırız hep pazartesi kapalı olmasına. Evet, bütün müzeler pazartesi kapalı. Sarıyer'de tam 15 lira indirimli 10 lira müze kart indirim olarak geçiyor. Öğrencide 5 lira. Çok fiyatları güzel. Da çok uygunmuş. Keyifli. Şimdi ben görünüyor. Müzeci olduğum için kendi müzemizi de anlatacağız. Çok yakında geliyor. Şimdi ben müzeci olduğum için bizim müzeye gelenlerden de tabii duyuyoruz bazen. Ben buraya gelen ziyaretçilerden birinde böyle ikisi de kızlar şeydi. Üniversitede böyle bitiriyorlar yüksek mi hazırlığı, öyle bir şeydi. Onlar bahsettiler. Çok ben güzel. De not almışım. Çok çünkü çok ilgimi çekti. Çünkü her şeyi duyamayabiliyoruz. Tabii yani ben bu müzeyi duymamıştım. Görmediğim ama mutlaka bu seneki planımızı aldığımız gezi, hı-hı, planlarımızla Sadberk Hanım Müzesi'ni bilmiyorum ama çok ilginç geldi bana. Ya ilk açılışında yaklaşık 3000 esere sahiplik yapmış. Sonra şahane. Bugün 20.000'e yakın eser varmış bünyesinde. Ben çok merak ediyorum. Zannediyorum Sarıyer'de. Sarıyer'de, evet. Evet, Sarıyer'e gideriz yani. Hı-hı. Biz bilmiyoruz. O yüzden üzerine çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ama bilmeyenler varsa neyi yaptınız söylüyorsunuz derseniz çok mutlu oluruz. Yani iyi ki o arkadaşlar söylemişler. Tabii zaman zaman sohbet ediyoruz. Vakit olursa konuşuyoruz. Onlar da müzede şöyle de bir şey var. Çevrimiçi çocuk atölyeleri de varmış. Harika. O da çok ilgimi çekti. Yani sadece oturup hani orada müzeyi gezmek bazen sıkıcı gelebilir çocukla. Hani çocuğa çok uygun olmayabilir ama atölyeye de çocuklarla birlikte katılabilirsiniz. Evet, çocuklar kendi katılabilecekleri şeyleri çok seviyorlar. Çok. Kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Zaten bizim hafta sonu yapacağımız iş de öyle. Evet. Çocukların dahil olacağı. Hemen şunu da söyleyeyim. Kütüphanesi öyle. De varmış. 668 yazma eserle özel ihtisas kütüphanesi olarak da geçiyor. Şahane. 421 adet Sanlamasiye özel kütüphaneler arasında Türkiye'de birinci olmuş. Onu bence ben de hiçbirimiz anlamadık. Evet, ben de anlamadım. Anlamadık yani onu. Evet, arada böyle. İyi bir şey. Ama iyi bir şeyler söyledim. İyi bir şey. Evet, anlamadık çünkü. Ama biraz da siz araştırın, hep bizden beklemeyin. Evet. Yani ben ilgimi çektiği için notumu almıştım. Şimdi bu haftaya bunu hazırlık. Sadberk Hanım Müzesi. İlginç. Evet, ve oyunumuz. Evet, oyunumuza geliyoruz. Ben de müzeyle ilgili ne kadar çok... Arşiv hazırlamışım. Müzeye gideriz ya. Bir müzeler gezisi yapalım zaten. Evet. Tiyatro oyunu. Çok hoş değil mi ya? Benim çok ilgimi çekti. Kalabalık Doğası. Çok ilginç. İsmi çok ilginç geldi. Duymamıştım. Evet. Hani tiyatroları çok takip ediyoruz biz ister istemez. Fiziksel tiyatro araştırmalarının oyunu. Ben biraz fazlaca çok aşırı bir... Şöyle süreç hakkında yazmışlar. Onu okumak istiyorum. Fiziksel tiyatro araştırmaları... Şato'nun altından sonra yepyeni bir araştırmanın sonucunu seyirciyle paylaşmaya hazır. Bu defa özgün bir metni sahneye taşırken anlatının fiziksel ve disiplinler arası olanaklarının peşine düşüyoruz. Tek kişilik oyun yaklaşımları, resim, plastik sanatlar, fotoğraf, çağdaş dans, geleneksel tiyatro, hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlara temas ediyor. Güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik.
Delilik ve Bilgeliği İstanbul Fonu'nda merkeze alan bu hikayede yine anlatıcı oyuncuyu, oyuncu enerjiyi, coşkusu ve tiyatral hakikati araştırmışlar. Öyle diyorlar. Mart 2019'dan beri devam eden bir süreç artık seyircinin karşısındaymış. Şimdi çok ilgi çekici geldi bu. Bu fiziksel, ne demiştin en başında? Fiziksel tiyatro araştırmaları. Şimdi bu fiziksel tiyatro araştırmaları benim daha önce de birkaç tane bununla ilgili ilgimi çeken işler olmuştu. Bir kere o yüzden seçtim zaten. Yani hep aynı tarz tiyatroları tavsiye etmiyoruz. Farklı tarzlar var. Hayatta yüzlerce, binlerce farklı form var. Yani o yüzden mesela bu da farklı bir tiyatro. Bildiğimiz, yani alışa geldiğimiz tiyatronun dışında bir şey. O yüzden şimdi... Nasıl bir şey olduğunu az çok hayal ediyorum ama bunu nasıl kelimelere dökeceğimi zorlanıyorum. Dökmüşler. Şöyle onu da hemen okuyalım. Hazır varsa onu evet, oyun alalım. Hakkında diye. Duvara yazıyor. Beklemek. Ateşten daha yakıcı. Doğru mu? Anlatmaya başlıyor. Bitirebilecek mi? Bu efsunlu şehirde bir şeyler oluyor diyor. Aynı şeyi mi anlıyoruz? Ama şu andan neredeyse eminiz. Sen anlattıkça oldu bu dünya. Sen yoksan o da yok. Hikayen varsa yaşarsın. Hikayen yok, sen de yok. Adını bilmediğimiz birinden ölüm, rüyalar ve şehre dair bir hikaye. Ya şöyle bir şey canlandı benim kafamda. Çok etkileyici. Yani herhalde böyle o yani oyuna girmek ve çıkmak bambaşka bir şey olsa gerek. Çünkü yani hem böyle çok mistik, çok. Hem böyle bir hikaye anlatan. Yani böyle farklı bir performans canlanıyor gözümde. Benim yani kafamda da öyle canlanıyor. Hiç böyle bilmediğimiz bir şey. Yani mesela buna... Çok 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 gitmek isterim. Evet, değil mi? Yani, çünkü bilmediğimiz bir şey yani. Bilmediğimiz bir şey. Yani sahnede deneyimlemediğim de bir şey ki mesela. Ki böyle şeylerin ben çok uzun süreli hazırlandığını yani hem masa başından hem sahnenin çok uzun süreli hazırlandığını. 2019'dan beri. Yani kolay İnsan değil. İnsan çok merak etmiyor. Kolay değil yani böyle bir şeyi hazırlamak zaten. Savaş Dinçer ödüllerini almış 2022'de. Benim zaten ben onu da gördüm. Savaş Dinçer çok kıymetli bir hocaydı. Türk tiyatrosu için de çok kıymetli bir isim. Evet. En iyi oyun ödülünü almış. Direktler Arası Tiyatro Ödülleri'nde 2020 oyun yazarı. Muhteşem değil mi ya? Direktler Arası Tiyatro Ödülleri 2020 gene deneysel tiyatroda ödül almış. Zaten biraz deneysel demiş. Tabii. Fiziksel tiyatro bu araştırma aynen. Tiyatrosu. Kendi içlerinde sürekli zaten araştırarak yaptıkları işler var. Hatta sayfasını Instagram'da takip ederseniz ilginç bir duyuruları var. Ben şimdi buradan söylemeyeyim, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama ilginç duyuruları var. Ben böyle acaba katılabilir miyiz diye de böyle ufak ufak düşündüm ama siz de bir girip bakın isterseniz. Bu arada yazan Volkan Çıkıntoğlu, yöneten Güray Dinkçol, oynayan Tolga İstik. Açıkçası bilmediğimiz isimler evet, ama bence bundan sonra duyacağız. Aldıkları ödüller çok kıymetli ödüller yani. Çok. Tabii her şeyi ödülle bağdaştırmıyoruz ama kıymetli ödüller. O bir yüzden... kere bu kadar zaman ayırıp bir işe çok merak baştan aşağı 2019'dan beri yani onca yıl bayağı bir iş için uğraşmak bence çok değerli. Aynen. Yani onun seyirciyle buluşması zaten yeterince büyük bir ödül. Aynen. Ama bunlar da yanında tabii ki değerini arttırıyor bence. Yani ismi de çok iyi. Ben de zaten görünce çok ilgimi çekti. Biraz baktım bayağı bir. Bakalım biz de Dilek Hanım'la çok yakında birkaç tiyatro daha izleyeceğiz. Çok mesut. Evet artık ufak ufak gezmeye de başladık. Evet. Tabii sponsorumuz da olunca bizi çok mutluyuz. Çok rahatlatıyor sponsorun çok, olması. Biz mutlaka kendi çabalarımızla tabii elimizden geleni yapıyoruz bizi ama. Bizi davet eden artık tiyatrolarda var. O kadar mutlu oluyoruz ki. Tabii gidip gelmek biraz maliyetli ve i̇şte zor olsa da. İşte onu da sponsorumuzla hallediyoruz. Çok mutluyuz. Bizi çağıran ekiplere şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ya da çağırmayı düşünenler diyelim. Tabii şu andan sonra çağırmayı düşünen olabilir. Neredeyse hemen hemen her aya bir davetimiz var. Kasım ayında bir oyuna davetliyiz. Evet. Ayın 22'sinde orada olacağız. Ve ondan sonra size ajanda.de.77'den fotoğraflarımızla belki bir reels videomuzla paylaşım oradan selam aynen vereceğiz. Öyle. Evet. Şimdi bir haftanın önerilerini görelim. Önerileri baştan alalım. Arkadaşlar da Cuma günü 19'da yayınlanıyor biliyorsunuz ajandamız. Kaçırdık diye de üzülmesinler çünkü hepsi YouTube'da var. Filmimiz Rüzgarda Salınan Nilüfer, kitabımız Meyhanede Hanımlar, çocuk kitabımız Hayalden Kaleler, sergimiz Sadberk Hanım Müzesi, tiyatro oyunumuz Kalabalık Duası, sponsorumuz Dilan Polat, Yalova Güzellik Merkezi. Bir daha bir adresini hatırlatalım, hani bulmakta zorluk çekmeyin, Çiftlik Köyü Huzur Sokak'ta
oldukça şık bir yer biliyorum ben. Çok güzel bir yer. Çok teşekkür ediyoruz sevgili çok. Sponsorumuza. Çok mutluyuz. Birlikte çok çok güzel programlar yapacağımızı düşünüyoruz. Ve ana sponsorumuz onun sunduğu olarak devam tabii ki, edeceğiz. Tabii ki. Aynen öyle. Bundan çok sonra mutluyuz. Her hafta Dilan Polat'ın sunduğu. Bize de bence o enerji programı. Yansıdı. Bence de yansıdı. Ben bir heyecanlandım da dilim falan da sürçmeye başladı. Evet, sponsor evet. Almak kolay değil arkadaşlar. Hiç değil hem de. Bir diğeri tekrar hatırlatmak isterim ki cumartesi günü saat o afişi keşke görebilsek tekrar şu anda. Tekrar gelirse kendi afişimiz arkadaşlar. 10.30'da. Hepinizi bekliyoruz. Sapağlı katılım Yılmaz. Sınırlı. 9-13 yaş ve huzurevi sakinleri olacak. Bizimle olursanız ya da gelip bir merhaba demek isterseniz çok mutlu sevindim. Oluruz. Biz çok heyecanlıyız. Cumartesi günü Sapağlı Yılmaz Tüzün Atay Çocuk Kütüphanesi'ndeyiz. Evet, o zaman ne diyoruz? Son sözlerini alayım sonra ben de kapatayım programı. Ben çok mutluyum. Şey, yeni bir enerji falan, yeni sponsorluk başka bir heyecanmış tabii, demek öyleymiş. Ki. Ben de hiç böyle bir aynen, şey bilmiyordum. Aynen, bilmiyorduk. Yani. Evet. Yani bu gerçekten bizim hareket alanımızı rahatlatan bir şey. Mutlaka, çok teşekkür gerçekten ediyoruz. Gerçekten teşekkür ederiz. İkincisi de tabii keyifle yapıyoruz. Umarım o keyif de size yansıyordur. Zaman zaman tabii bazen hızlı konuşabiliyoruz, bazen yavaş olabiliyor. Dilimiz sürüşebiliyor. Tabii olabildiğince ama şunu söyleyebilirim ki çok doğal olmaya gayret ediyoruz. Elimizden gelince samimiyiz. İçimizden evet. Geldiği gibiyiz. Aslında bu bir hani TRT programı değil. Evet, böyle evet. Çok hazırlıklarla çıkmıyoruz. Tabii birlikte çok şey yapıyoruz. Ön hazırlığımız mutlaka çok var ama hani burada ne konuşacağız zaten biliyoruz. Başlıklar belli. Evet. Onun dışında hep doğaçlama gidiyoruz. Aynen. O yüzden ama şunu bilin ki çok özenli seçiyoruz. Her bir Esra'ya buradan kocaman alkış seçimleri için. Ben içeriği ben seçiyorum. Sevgili Dilek o içerikle ilgili her şey çok iyi hazırlanıyor. Ekip olmak çok önemli bir şey. Birlikte iki insanın yürümesi de ben de sana kolay özel değil. Olarak teşekkür evet. Ediyorum. Kolay 26. değil, yalnız programıma geldik yani çok mutluyum. Çok özel bir insanın. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ne söylesek az kalır. Boş. Sonsuza kadar kalbimizde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Atamızın açtığı yolda yürümekten onurluyuz, gururluyuz ve her zaman açtığı yoldan gideceğimizi söylemek isterim. O yüzden Atatürk'ümüzü ya o sevgili. Bizim, yani, her şeyimiz. Böyle canımız. Aynen öyle her şeyimiz. Bugün burada oturabiliyorsak. Her şeyi ona borçluyuz. Her şeyi ona borçluyuz. Bu kitapları okuyabiliyorsak, filmleri izleyebiliyorsak, her yolda rahat bize. Rahat yürüyebiliyorsak, kadın olarak hareket edebiliyorsak rahatlıkla atamıza borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz. Bize aydınlık bir ülke bıraktığı için aynı zamanda benim işim de tabii onu anlatmak ya, olduğu çok için özel çok bir mutluyum. Gerçekten içinde, evet. Özellikle çocuklara anlatırken Yürüyen Köşk Müze Rehberiyim ben onu anlatmaktan çok onur duyuyorum. Çünkü çocuklara miras olarak kalacak. Olabildiğince en iyi şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte hepsi için söyleyeyim. Hepsine tabii ki. Çok teşekkürler. Her zaman saygıyla, özlemle ve minnetle. Haftaya görüşmek tamam. Üzere. Tamam. O zaman Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi'nin sunduğu Ajanda programı sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi. Sağlığınız bizim bakımımız. Dilan Polat, Yalova Çiftlikköy Huzur Sokak'ta. Dilan Polat'ta tecrübeli ekipten tedavi görün. Sizin sağlığınız ve rahatlamanız bizim için her şeyden önemli. Tecrübemiz, bakım taahhüdümüz ve harika tesislerimizle şehrin en iyisiyiz. Bağlılığımız size sunduğumuz kapsamlı bakımda kendini göstermektedir. İletişim uzmanlarımızdan bilgi alıp hemen randevu alın. Randevu ve bilgilendirme hattı 0850 308 54 77. Dilan Polat Yalova Güzellik Merkezi. Hemen aramıza katılın.